Merhaba arkadaşlar, bugün Fırat'la birlikte 3 tane augmented reality uygulamaları tanıtacağız. Yani gerçekliği arttırılmış gerçeklik. Evet, uygulamaları yani. Tanıtacağız. Başlayalım mı? Başlayalım kardeşim. Fırat'cığım, ilk uygulamamız Ink Hunter. Bu şu aslında, dövmen yok senin mesela değil mi? Evet. Ama merak ediyorsun, diyorsun ki acaba benim kolumda dövme nasıl durur? Çünkü çok riskli bir şey ya, hayat boyu kalıyor. Evet. Sildirebiliyorsun ama çok çıkmıyor falan. Şimdi bunun için şöyle bir şey gerekiyor. Bir kaleme ihtiyacımız var. Bir kalem, bir şuraya. Bir... Nereye istiyorsun abi dövmeni? Fark etmez ya. Şöyle bir yere okey mi? Okey. Şöyle bir şey çiziyorum abi. Böyle bir surat gibi bir şey çizmek gerekiyor. Bu dövme oldu. Daha sonrasında uygulamayı açıyoruz. Şurada. Bak, direkt o şeyi buluyor. Ha. Biz kötü çizmişiz herhalde. Normalde daha güzel blue'ydu. Biz kötü mü çizdik bu kadar ya? Dur bakayım biraz daha çizeyim. Kanka onda bir dur bakayım. Şöyle bir yere tut, o gösteriyor ya. Şöyle nasıl çizeceğini. Evet. Ha böyle. Ha böyle diyor. Biraz daha mı büyüteyim bunları? Harbi dövme oldu oğlum bu zaten. Öyle. Tamam. Çıkmaz da bu şimdi ha. Tamam. Yaptım. Detekte edemedim diyor oğlum. Bu kötü oldu. Başka bir tane daha yapacağım. Bir dakika bir oğlum. Tane daha yapacağım. Oğlum kötü oldu lan, kötü oldu. Yapıştır tamam. Tamam bak tamam. Şöyle. Kale çizdin. Öyle istiyor. Tamam. Ah! Bak gördün mü? Gül dövmesi. Gül dövmesi sende böyle durmuş bak Fırat'cığım. Nasıl, beğendin mi? Kanka, bak başka, istiyorsan başka dövmeler de var bu arada gördüğün gibi. Ne istersin? Ne istersen yapacağım ya. Kuru kafa. Kuru kafa. Kuru kafa nerede ki? Bilmiyorum. Kuru kafa da yani çok orijinal bir şey değil o kadar ama. Tamam dur bakayım. Tribal bir şeyler var mı elinizde? Var var var. Al. Oo. Benim Japon halim. Oğlum iyiymiş lan bu. İyi, güzel ya, güzel. Vallahi güzelmiş lan. Aynen. Arkadaşlar bu uygulamayı indirerek aşağı linki olabilirsiniz. Siz de dövme nasıl size duruyor gibi bakabilirsiniz. Sadece daha sonra kolunuzu silmeniz gerekiyor. Yani öyle. Çocukken tüpürüklerdim de şimdi tüpürükleyemem de. Bir şey olmaz mı? Hadi. Geçelim mi? Evet. Evet, sıra geldi ikinci uygulamaya. Augment ismi Augment. Augment. Kanka o antibiyotik değil mi bu? Augment. Augmentino. Augment. Şimdi bu şu şöyle bir uygulama. Mimari bir uygulama aslında. İç mimari bir uygulama. Diyelim ki sen evine bir şeyler dekor etmek istiyorsun ama nasıl durur tam kestiremiyorsun. Bu telefonla beraber bakıyorsun. Mesela atıyorum. İç mimarların işini bitirebilir mi bu uygulama? Bence çok zor. Çok zor. Bitirmesin zaten. Ha mesela bak, bakkalım var. Bir tane şey alacaksın. Coca-Cola buzdolabı alacaksın. Nasıl? Dedi ki size şöyle promosyon edeceğiz böyle. Dur dedi. Bak Amerikan'da dolap ama dükkanda nerede duracak? Aynen. Bak mesela bakıyorsun onun yanında. Oo. Bak Sebil'in yanında güzel duruluyorsun mesela bak. Oo. Şöyle. Oo. Böyle. Ondan sonra bakıyorsun nasıl duruyor diye böyle bir şeyler. O bayağıymış bu arada ha. Yani bayağıymış dediğim hani fikir olarak bir fikir yarattırıyor sana yani. Evet, bir 5-10 sene sonra bunların daha iyilerini göreceğiz herhalde ama şu an lamba mesela daha... evin lamba mesela aynen. Çok yanlış yerde olur lamba mı? Ha bak bu döndürebiliyorsun böyle, büyütebiliyorsun. Bak. Bak Arif mesela iniyor aşağı. Lambadan aşağı doğru iniyor Arif. Yani böyle bir uygulama. Yani evinde en azından görüyorsun, bir fikrin oluyor. Bence böyle. Şey yani %40 okey. Fikir var ya. Fikir çünkü var. Fikir okey zaten. Fikir okey yani. Yoksa uygulamaya bir şey yok. Uygulama. Ha şey var bak en saçmasını sana göstereyim mi? Bunu kim diye kullanır bilmiyorum. Abi dur bunu dün akşam gördüm. İçinde arı var lan. Şey var, satranç var ya. Yani ne düşünüyor olabilirsin acaba? Mesela şu masada bu satranç tahtası nasıl duruyor falan diye mi düşüneceksin mesela bak. Bunlar işin şeyine kaçmış artık yani hani goy goyuna kaçmışlar. İşe yarar uygulama yapalım derken goy goy... Şahmat. Neyse geçiyorum. Geçeyim mi ya sonucuya? Geç. Evet geldik son uygulamaya. Son uygulamada ismi The Brain... The Brain pardon. The Brain. Evet, The Brain. Beyin yani. Beyin. Sende olmayan gitti şu an gitti. Gitti sende. Gitti. Bu arada bu bir eğlence uygulamasından daha çok bir eğitim uygulaması aslında. Daha çok böyle biyoloji öğrencilerinin kullanabileceği bir... Tıp da olabilir aynen. Burada bir kafa var gördüğün gibi. Augmented reality. Burada arttırılmış gerçeklikle bir kafa görüyorsun. Bak evet, şöyle gördüğün gibi. Korku filminden gibi. Ama bu olay bu değil tabii ki. Şurada görüyorsun şeyler var. Bütün işte ne bileyim damarlardır, kıllar, tüyler falan. Kas. Hepsini, kaslar.
kıl tüyünü izledin, kas yani. Hepsini bu şekilde detaylı şekilde görebiliyorsun farklı açılardan. İstersen böyle damarlara bakabiliyorsun. Bak damarları şu an çıkarttık. Tekrar geri geleyim bak. Bazı damarlar çıktı geldi. Hmm. Yani işte ilgilenen insanlar şimdi için o başka o şey böyle evet. VR gözlükleri var ya. O VR gözlüklerini takıp sanki böyle vücudun içindeymiş gibi görüyorsun böyle. Anladın mı? Şöyle damarların şey görüyorsun da o gözlüksüz ama işe yaramıyor. Ama şey VR'da. Aynen VR. Yani bu biraz eğitim uygulaması. Dediğimiz gibi aslında evet. Bu işin goy goyu da var, oyunu da var, eğitimi de var. Hepsi bir arada. Augmented Reality bir dünya. Tam bir dünya. Ya öyle. Niye buraya geldik ben de bilmiyorum. Ama uygulamalar bence genel olarak fikir olarak hepsi güzel. Yani fikir destekleyici, işe yarar mı dersen... Bir 5-10 sene sonra yarar herhalde. Yani yarayacak uygulama çıkar tahmin. Evet. Evet. Yani 6000 defa güncellenirse... Bir şeyler olur. Bir şeyler olur. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.